Ben tiyatro sahne tasarımcısıyım. Burada mı? Dersim'de mi? Yok, Erzurum'da. Aynı zamanda iç mimarlık yapıyorum. Yani birbirine biraz yakın bölümler değil ama yani normalde ikisi de iç mekanla ilgili olduğu için belli bir zamandan sonra iç mimarlığa da el atıyoruz. Ben Muşluyum. Malazgirtliyim. Buraya gezmeye mi geldik? Evet, gezmeye dolaşmaya geldik ama şu vesileyle geldik. Kardeşim nişanlandı. O vesileyle geldik. Nişanlısı buralı, Dersimli. O vesileyle geldik. Şimdi bir gezintiye çıktık. Aslında onu bırakıp geldik. Yani onun haberi yok şu an. Biz geziyoruz, o sıkıntı dişlerle uğraşıyor. Evet. İlk defa mı geliyorsun? Ben ilk defa geliyorum. Nasıl gördünüz burayı? Ya çok beğendim. Normalde Yalova'da oturuyoruz. Yalova'nın da doğası güzeldir. Termal bölgesi özellikle çok iyidir ama ben onun altında bekliyordum açıkçası. Hani kıyaslamak doğru değil belki ama yine de çok etkilendim yani. Çok çok hoşuma gitti. Zaten şu an suyun doğduğu yerdeyiz. Yani hiçbir şey, yani bugüne kadar öyle bir şey görmedim. Yani düşündüğün zaman suyun doğduğu yerdesin. Baktım soğuk biraz. Girmeyi denedik ama ben cesaretlendim. Kardeşlerim biraz korktular. Ya şöyle söyleyeyim, ben normalde de gezginim. Yani otostopla birçok yeri geziyorum. O algıyı kırdım. Tabii kolay mı? Kolay değil. Ama hem kimlik olarak doğulu olmam biraz bunda etkili oldu. Kırmamda etkili oldu. Hem de gezgin ruhum biraz bu işi hızlandırdı ama insanlara da bunu tavsiye ediyorum. Yani bu bölgeleri tanımaları lazım. İster doğu kökenli olsunlar, ister batı kökenli. Ön yargılarını kırmalılar. Tamam, ben ön sezgiye yer veriyorum. İşte acaba oraya gidersek sıkıntı yaşar mıyız? Bu tarz soruları düşünsünler. Ama bu bölgenin insanlarıyla tanıştıkları zaman bence bu ön sezgilerini tekrar değerlendirsinler. Yani şöyle, ben çok Dersimli'yle tanıştım. Hemen hemen birbirine yakın şeyler söylediler. Hemen hemen aynı şeyleri gördüm. Çok doğru şeyler öğrendim o insanlardan. Yani Yalova'da yaşıyor olmam, Batı'da yaşıyor olmam yani birçok şey öğreniyor olmam anlamına gelmiyor. Aslında buradan daha fazla uzaklaştığım anlamına geliyor. Dolayısıyla ben tekrar bu taraflara bir el attım. Yaklaşık bu 20. il olması lazım. 20 tane doğudaki ili gezdim ve hemen hemen hepsi birbirinden güzel ve hiç düşündüğümüz gibi değil. Tamamen insanların inisiyatifinde olan bir yer. İnsanlar sana çok iyi davranıyor, çok güzel davranıyor. Yani çok zorluk çekmiyorsun. Ama Batı'da şöyle bir şey var. Ben akşam 5 ettim ve hemen evime koşmak istiyorum. Annemi merak ediyorum. Yani düşün, dışarıda ben olmama rağmen annemi ben merak ediyorum. Ama burada öyle bir şey yok. Herkes annen gibi davranıyor. Herkes baban gibi davranıyor. Yani dolayısıyla insanlara tavsiye ediyorum. Gelsinler, görsünler, gezsinler. Kesinlikle. Ya zaten insanları bence şöyle değerlendiriyorum ben. Artık televizyon başından kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an sizinle bir röportaj yapıyorum. İster bu bir yerde yayınlansın, ister yayınlanmasın. Bunun benim için hiçbir önemi yok. Ben şu an sizinle konuşuyorum. Buradaki mikrofonu görmüyorum bile. Yani bunun gibi düşünün. Yani insanlar artık televizyon başından kalkmalı. Gerçekten insanlara temas etmeliler. Herkes temas etmedikleri sürece iktidarın ağzından çıkan 3-5 kelimeye bakarak hayatlarını, yani kavganın, gürültünün eşiğinde yaşarlar. Açıkçası şu an ben sanatçıyı da çok eleştiriyorum. Sanatı yönlendiren zihniyeti de çok eleştiriyorum. İnsanlar sanatını icra edemiyor. Tamam, burada anlayış gösterebilirim, bir zorluk var ama sanatçılar inanılmaz derecede bu süreçte korkak oldular. Herkes inine çekildi. Ya sanatın o kadar güzel bir metodu var ki, yani dünyanın en korkak insanı da olsan o metotla tanıştığın zaman cesaretli oluyorsun. Bir şeyleri söyleme gereğinde bulunuyorsun. Yani bundan kaçamazsın. Ama bakıyorum, yani demek ki biz o korkak kavramının çok çok daha altındaymışız ki hiç sesimizi çıkaramıyoruz. Ben sanatçıyı çok çok eleştiriyorum bu dönemde. Kendimi de eleştiriyorum. Yani inimize çekilmememiz lazım. Zaten bizi biz yapan, bir şeyleri söyleme gereğinde bulunduran şeydir. Yani şu an devlet tiyatrolarının atamalarına falan da baktıysanız çok komik atamalar oldu. Tiyatronun çok dışından insanlar geldi. Bakıyorsun, herhangi bir tepki yok. Herhangi bir çığlık yok. Ne olacak? Demek ki durumu bu taraftan da kabulleniyoruz. Hani ben siyasi tarafın bazı durumları siyasi tanımlar üzerinden kabullenmelerini anlıyorum ama ben sanatın buna sessiz kalmamasını istiyorum ve bir tiyatro dekor tasarımcısı olarak sesimizi çıkarmamız lazım. Bu duruma eylemsiz kalmamamız lazım. Ya ben gittiğim her yerde de söylüyorum, açık açık konuşuyorum. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum ben.
Yani şöyle söyleyeyim, yani dünya tarihine baktığınız zaman, tiyatro üzerinden değerlendiriyorum yine. Dünya tarihine baktığınız zaman hiçbir zaman sanat iktidarın yanında olmamıştır. Yani Shakespeare döneminde de siyaseti tiyatronun içine alarak iktidarı eleştirmiştir. Antik Yunan döneminde de Sofokles, Öripides, Aiskilos iktidarı eleştirmiştir. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar da bu böyle olmuştur. Ama şu an tamamen iktidarın istediği şeyleri oynuyoruz. İktidarın verdiği yönde hareket ediyoruz. Onlar ne istiyorsa onu yapıyoruz. Bu doğru değil. Yani şu an şöyle söyleyeyim, devlet tiyatroları tamamen pasif kalmış, şehir tiyatroları ön plana çıkmış. Bu mümkün olamaz. Şehir tiyatrolarının kadrolarına bakıyorsun, birçoğu, tamam ben bunu şey etmek istemiyorum ama amatör oyuncular, ama oyunlar büyük, amaçları büyük oyunların, ama bakıyorsun belediyeler tarafından yönetiliyor. Yani burada devlet tiyatrolarının çok çok fazla etkin olması lazım. Devlet sanatçılarının, tamam ödenek devlet tarafından yapılıyor ama eleştirebilmeyi bilmesi lazım. Tiyatro zaten eleştiremedikten sonra tiyatro olmaktan çıkıyor. Tiyatronun amacı o. Sağı eleştirir, solu eleştirir, kırmızıyı eleştirir, sarıyı eleştirir. Hepsini bir bütün alır, bir bütün eleştirir. Yani tarafı yoktur, tarafsızdır. Ama maalesef şu anki tiyatro çok taraflı ve iktidarın tarafında. İktidarın zaten ideolojisini biliyoruz. Bu vesileyle ben çok sağlıklı görmüyorum şu an sanatımızı. Sanatçıyı da doğru bulmuyorum. Yani maalesef öyle oldu. Aslında sanatçı her zaman kendini trajik hatalarından beslemiştir. Yani ben yaptığım her hatayı belli bir süreden sonra sanatıma aktarıyorum. Buna farkına varmasam da bu böyle oluyor bende. Sanat tamamen açlıktan, yoksulluktan, hatalardan, istemediğimiz olaylardan beslenir. Dolayısıyla biz bunu kullanmalıyız. Ama şu an bakıyorum sanatçı tamamen burjuvazi sınıftan çıkıyor. Bu imkansız bir şey. Yani bütün sanatçıların hayatına bakın, belli bir süreden sonra büyük travmalar yaşamışlar. Bunun nedeni bu işte. O kadar acı çeken bir insan ki belli bir süreden sonra artık bunu insan olarak kaldıramıyor. Bu yüzden ya bir intihar, ya da intihar girişimi, ya da kendi canına bir şekilde acı verme durumuyla karşı karşıya geliyor. Ama şu anki sanatçılara bakıyorsunuz, hepsinin tuzu kuru. Hepsi iyi bir aileden geliyor. Yaşam standartları çok iyi. Dolayısıyla yaptıkları şeye sanat deseler de ben bunu sanat olarak kabul etmiyorum. Gerçek sanatçılar hayatın içinden gelen, acıyı bilen, acıyı nüfus eden insanlardır. Bence artık insanlar dediğim gibi halkın içine girmeliler, halkla iç içe olmalılar. Artık tek bir insanın ağzından bir şey öğrenmemeliler. Yani şöyle düşünelim, yani ben yedi kardeşli bir ailede büyüdüm. Hepimizin çok farklı düşünceleri vardı. Ben çoğu yerde çok eksik olduğumu düşünürdüm. Onlar da, yani bu tartışmalar sonucunda bu kanıya vardım. Onlar da birçok konuda bana ihtiyaç duyardı. Yani bu tezatlık bizi nereye getirdi? Yani hepimiz çok farklı alanlardayız ama ortak noktalarda çok başarılı oluyoruz. Yani iktidar da böyle bir şey. Yani tek başına, tek bir adamın ağzına ne kadar bakarsak bakalım, tek bir düşünce olduğu için bence genel anlamda başarı yakalayamayacağız anlamına geliyor. İnsanlar artık farklı seslere, farklı simalara ihtiyaç duymalı. Artık farklı siyasetleri ve farklı ideolojileri de bence görmeliler, destek vermeliler. Ben bu bölgenin insanı olduğum için bu bölgeyi lütufla ön tarafa sunmuyorum. Ama bu bölgeyi de bir görsünler. Bu bölgenin insana da bir saygı duysunlar, onlara da bir şans versinler diye düşünüyorum. Yani bu biraz sevmediğim yönümdür, bunu söylerim ama ya bugüne kadar bütün liderler hep Karadeniz'den çıktı. Biraz da doğu insanına şans versinler yani.